aynı kelimeleri söyle. Bunların şeyi kalmaz. Bağlama ayrı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey. Nihat Genç'le Veryans'ın akşamından değerli izleyenler, herkese mutlu akşamlar. Tarih 24 Ocak 1993. Evin önünde duran arabasına konulan patlayıcıyla katledildi değerli gazeteci yazar Uğur Mumcu. Ve ölümünün üzerinden tam 22 yıl geçti, ancak hala bu cinayeti gerçekleştirenler bulunamadı. Değerli gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz diyelim ve hemen gündeme kısaca hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu haftanın gündemine 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi vardı ve bununla ilgili mecliste gerçekleşen genel kurulda yeterli oy çıkmadı ve 4 eski bakan Yüce Divan'a gönderilmedi. Ancak AKP'den de 48 oy kadar fire verildi. İkinci gündemde ise TİP ve TÜBİTAK'a yapılan yasa dışı dinleme operasyonu, 28 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. Ancak 4 kişi tutuklandı. Ve Yemen'de ise önemli gelişmeler yaşandı. Yemen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Husiler saldırdı ve orada bir darbe gerçekleştirdi. Ve tabii bu haftanın en önemli gündem başlıklarından biri. Bu ekranlarda, yani ulusal kanal ekranlarında büyük bir kampanya başlatılmıştı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yurt dışı yasağının kaldırılıp Strasbourg'da Türkiye'yi savunması için gönderilmesine yönelik bu kampanya başarıya ulaştı ve Doğu Perinçek'in yurt dışı yasağı kalktı. 28 Ocak'ta Strasbourg'da Türkiye'yi savunmak için değerli Doğu Perinçek Strasbourg'da olacak diyelim. Ve ben hemen sözü uzatmadan Nihat abiye dönmek istiyorum. Merhaba Nihat abi. Gördüğün gibi oldukça yoğun. Hangi günden başlamak istersin? Önce Uğur Mumcu için birkaç laf edelim. Tabii 22 yıl geçti, katili bulunamadı. Ama Uğur Mumcu'nun gördük ki yeri hiç doldurulamadı. Ya, Uğur Mumcu'ya benzemek isteyen çok insan var, yazar var. Fakat onlar da dışlanıp ve kovuluyorlar. Tabii Uğur Mumcu'nun bir bayrağı var. O bayrağı çok genç gazeteci hevesli. Zaman zaman bunun şey yapıyorlar. İyi gazeteci örneklerini görüyoruz. Fakat büyük medya, sağlı, sollu, liberal, yandaş böyle gazetecileri barındırmıyorlar. Bir şeydi işte, bağımsız yani gazetecinin bir bayrağı oldu. Yeri doldurulamadı. Ama ikinci olan şey, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk ve Cumhuriyet Gazetesi öldürdü. Yani katilleri bulunamıyorsun diyorsun, abi diyorsun ama 6-7 yılda böyle konuşuldu. Uğur Mumcu, Cumhuriyet Gazetesi kendi gazetesine bomba attı, kendi yazarlarını öldürdü diye 1 yıl, 2 yıl değil, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl bunu konuştular. Ergenekon davası işte bu dava. Yani burada Uğur Mumcular, İlhan Selçuklar bu yapılanma aslında bir Ergenekon yapılanması. Kendi gazetesini bombalıyor, kendi yazarlarını öldürüyor iddialarıyla bunlar açıldı. Ne kadar komik diyorsunuz ama bu komedi CNN'de, NTV'de ve Habertürk'te 7 yıl aralıksız sabahlara kadar konuşuldu. Böyle utanmazdı günlerden geçtik. Bunları söylemek istiyorum. Öbür gündemde neyden girdik? O fireler... Eski bakan, 48 fire var. Tabii yani şimdi İslamcıların ünlü bir şairi var, İslamcı şairi. Necip Fazıl böyle çok şey akıldan çıkmış mısraları vardır. Sur'da bir geri kaçtık, mukaddes mi mukaddes, ey deli rüzgar nereden esersen es diye bir cümle. Bunu da 80'li yıllarda çok severdi İslamcılar. Ama şimdi bu cümleyi muhalifler söylüyor. Sur'da bir geri kaçtık, mukaddes mi mukaddes, ey deli rüzgar nereden esersen es. Çünkü şimdiye kadar şey çelik gibi duran, dimdik duran, hiç şey yapmayan, otoriter bir yapı veren, bir organizma gibi hareket eden AKP'de 45 çeşit fire verdi. Bu fireler 3. dönem milletvekilleri nasıl milletvekili olun diye az korkusuyla bunu söyledi, verdiğini söylüyorlar. Olsun, ne olursa olsun itiraz eden insanlar çıktı yani Tayyip Erdoğan'a. Bu da Türk siyasetindeki 12 yıllık AKP siyasetindeki en büyük kırılma, her şeye gebedir. Ki zaten Abdullah Gül ortaya fırladı. Yeni şeyler var. Yavaş yavaş sahne alacaklar değişebilir yani. AKP'nin içinde Davutoğlu sızlanmaları var. Abdullah Gül gelebilir var. Zaten biz başından beri Abdullah Gül burayı terk etmez dedik yani. Mümkün değil terk etmesi. AKP kendi doğuracak. İki şey söyledik bu ekranlarda. Birincisi bu parti çürüye çürüye düşer. Bu evet çürüye çürüye düşüyor. İkincisi ancak kendisi doğurursa
büyük bir yarılma olabilir. Evet, o da izleri görülmeye başladı yani. Böyle bir şey görüldü yani. Çok, bu siyasi hesaplar yapılmaya falan başladı. Tabii Türkiye'de bir halk iktidarı yok. Öyle diyorlar, bir halk iradesi olduğunu falan söylüyorlar. Milli irade diyorlar ama böyle bir irade yok. Türkiye'de bir kaset iradesi var. Yani iktidarda olan kaset. Tayyip Erdoğan değil, kaset. Tayyip Erdoğan neyle var? Kasetlerle var. 7 yıl balyoz Ergonokon değil mi? Bir sürü kasetler çıktı ortaya. İktidar bir halk iradesi değil, bir kaset iktidarı. Ama CHP'ye geldiğimizde CHP'de de bir seçimle gelmiş, kurultayla gelmiş değil. Orada da bir kaset iktidarı söz konusu. Yani Türkiye'yi kasetler yönetiyor. Şimdi seçimlere yaklaşıyoruz. Türkiye'yi yöneten kasetler tekrar ortaya fırlayacak. Hatta bize Oda TV'ye geliyor, biz yayınlamıyoruz falan. Ama bunları yayınlayanlar çıkabilir. Şimdi seçimlere doğru tekrar kaset, yani gerçek irademiz olan kasetler Türk siyasetine yön verecek. İçeriden ve dışarıdan. Zaten AKP'nin de korkusu bu. Kasetlere kim bulaştı, ne bulaştı falan diye. Bakalım kasetleri izleyiz diye bir kaset demokrasisi, kaset iktidarı bir yere doğru gideceğiz yani. Bakalım. Allah sonunda... Seçimlere doğru tekrar bir kasetlerin ortaya dönmesi. Tabii kaset. Kaset. Türkiye'yi kaset yönetiyor. Bunu kabul edelim. Cemaat, SİHA vasıtasıyla kasetleri yayınladı. Ama bu kasetler her tarafa yayınlandı. MHP'de, CHP'de ve her şeyi dizayn etti. Türkiye'ye büyük bir operasyon çekildi. Bu operasyon başka şekillerde Türkiye'de devam edecek. Artık bundan kimse şaşırmıyor yani. Kesinlikle. Kasetler demişken Nihat abi. Çok önemli oldu. TİB ve TÜBİTAK'a büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı dinleme kapsamında. Hem TİB'in hem de TÜBİTAK'ın önemli yöneticileri gözaltına alındı. Bir dönemde tutuklandı. Sahte diplomaları var. Tabii bir de bakanın yeğeni çıktı. Sahte diplomayla TÜBİTAK'ın başına geçiyor. Sınavlar sahte, diploma sahte. Ki o TÜBİTAK'ın bu dava süreçlerinde, balyoz yolu dava süreçleri sonunda hangi belgeyi gönderirse gönder böyle ikili oynuyor, yalan bir şeyler söylüyor falan. Hani bilimsel bir kurul olduğu halde cemaatin üstüne işte cemaat her yerden sıkıştırılmaya çalışılıyor. Fakat kılcal damarlar dolu, tıka basa dolu. En iyi gözlemciler yani devleti çok iyi tanıyan, mesela askeriyi tanıyanla konuşuyorsun, hukuku tanıyanla konuşuyorsun. Şimdi çok sert bir şekilde çıkartılmaya, operasyon yapılmaya, bunlar temizlenmeye başlansa bu 10 yıl 15 yıl kadar sürer. Çünkü cemaat bir halk hareketi değil, bir kadro hareketi. Yüz binlerce çocuğu getirip emniyete, polise ve askere koydu. Yani sadece kadro olarak çalıştı. Tabii şimdi Fethullah Gülen'in bir şeytanlaşma süreci başladı. Dostu, kankaydı, kardeşti. Müslüman kardeşimiz, din kardeşimizdi. Ne istedikleri vermedikti. Şimdi şeytanlaşmaya başladılar. Şimdi bu şeytanlaşma süreci ne kadar sürer? Öbür tarafta tabii büyük servetler tutuyor, büyük paralar tutuyor. Avrupa'da diplomatik şeyleri de var, arkasında SİHA var. Bir meydan savaşı, kaptırmışlar devleti, devleti alamıyorlar. Bir meydan savaşının içindeyiz. TÜBİTAK, daha askerin kapısı açılmadı. Daha oraya bismillah deyip daha girilmedi yani. Devam ettiriyorum. Evet tabii. Böyle Türkiye maceralı bir yola girdi yani. Çok sert ve maceralı bir yola girdi. Tabii AKP'yi oy veren kitleleri düşünüyorum. Yani bu kadar ezildikleri görüyorlar hala hangi düşüncelere. Bazen bizim ailemizde, uzak akrabalarımızda da oluyor. Geçen köye bağlandım. Bir ne haber, nasılsın akrabalarla konuşuyoruz. Bir Halime'nin ne var? O AKP'li yani, başından beri AKP'li. Dedim ne oldu seninki dedim. Hırsız yakalandı dedim. Telefonda dedi. Bu dedi cemaat dedi saldırdı dedi bakanlara dedi. Çok pis ama dedi. Korkusundan dedi. Hepsi altına etti cemaatim dedi. Tayyip de onların pisliğine bastı. Düştü yere dedi. Ama şimdi iyidir, ayağa kalktı, sarayına gitti. Dedim o saati ne yapacaksın? Saat, koca saat, 750 bin lira saat. O saat saate mi benziyor? Saatte dün olur, köstekli saat. O saat midir falan. Dedim Halime'nin ne dedim, peki dedim, şeye ne diyorsun dedim, koca saraya dedim. Dedi siz dedi o sarayı dedi çok dilinize taktınız dedi. Gabon şey dedi, reçel gabonuzu mudur o dedi. Siz ancak onu dişinden yalarsınız. Öyle falan. Öyle iddialar sürüyor yani, öyle şey değil. Dedim hani dedim Tayyip yanlış bir iş yaparsa bana diyordun ki ben gider yakasını yapışırım. Hadi git yapış yakasına. Bin tane oda var orada, hangi birine bakayım, nerede dur. Şimdi o eski atışan, kavga eden, böyle laf bulan bir
Yani sert bir şey, fanatik demeyeyim de iddiacı bir kitlesi vardı. Tabii şimdi hiç laf bulamıyorlar. Laf bulamadıkları için işte espri, yardan yani toparlayamıyorlar lafı. Bugün halkın karşısına konuşacak, düz bir şekilde konuşacak bir AKP'li kalmadı yani. İradeleri, ahlakları, konuşmaları, delikanlıkları gitti yani artık. Artık seçim oyunları, kaset oyunları bu şekilde iktidarı tutmaya çalışacaklar. Başka şansları yok yani. Onlara oy veren insanlar gitti yani. Türkiye çok tehlikeli yerlere götürdüler. Türkiye çok inanılmaz tehlikeli yere geldi yani. Bayburtlu şey yapmış, çekmiş kafayı, nara ata ata Bayburt sokaklarında. Bayburt'u satıyorum demiş. Çok satıyorum bu Bayburt'u. Alamadım, satıyorum, bıktım bu Bayburt'tan demiş. Polis yakalamış da sen neyi satıyorsun demiş. Memleket satılır mı? Sen neyi satıyorsun demiş. Bayburt bu sefer çıkarmış rakı şişesini cebinden, demiş ki vallahi demiş, alan da bu, satan da bu. Şimdi bunlar yani Türkiye'yi her tarafa peşkeş çektiler, özelleştirmeler, satıyorlar, herkesle anlaşma içindeler. Ama siz kime satıyorsunuz dedi ama sabahtan akşama da Kur'an'dan konuşuyorlar. Aşağıda Kur'an, masada Kur'an var. Kur'an'dan vazgeçmiyor ama işin gerçeğine bak zaman Türkiye büyük bir satışta. Suud'lar işte gördünüz, Suud. Amerikancı, yani Amerika ile birleşik bunlar yani. Düz, yani su katılmamış Amerikancı Suud Krallığı. Amerika orada bir demokrasi var mı? Aramaz. Herifin 36 tane karısı varmış. Kadınları kırbaçlıyor, kadınlar arabaya biniyor. Bırak yani kadın haklarını, her şey. Hiçbir demokratik özgürlüklerin hiçbiri yok. Ama kimse oraya sesini çıkarmaz. Yani bu ama düz Amerikancı Suud. Ve o düz Amerikancılar bütün terör örgütlerini besliyorlar. Destekliyorlar yani. Tayyip Erdoğan düz Amerikalı, işte Obamacı, cemaat düz siyacı. Şu İslamcı pozisyonlara bak, bunlar şimdi hepsi İslam. Cemaat İslam, CIA'ya çalışıyor. Tayyip İslam, Obama'nın telefonuna Türkiye'yi yönetiyor. Suudlar İslam, tam Amerikancı. Su katılmamış. Üçü de iktidardadır. Üçünün iktidar olduğunda Orta Doğu haritasına bak. Ya Orta Doğu haritasına bak ya. Karma karışık. Coğrafyalar bölündü. Müslümanlar Müslümanları öldürüyor. Buna birisi bir şey demesi lazım. İslam diye diye, Kur'an diye diye, Allah diye diye Orta Doğu'da milyonlarca insan ölüyor. Ve hepsi Amerikan siyaseti biliyor. Bir kere soralım Müslümanlara. Evet, Müslümanız. Müslümanlığımıza devam edelim. Ama şu Amerikan köpekliğini de ya da bu Amerikan siyasetini de biraz ölçülü yapalım ya, işteyse bunun ayarı yok mu? Müslümanı Müslüman öldüre öldüre gidiyorsunuz ya. Yeter be. Masada Kur'an, her gün Kur'an konuşuluyor Türkiye'de ve her yerde. Orta Doğu haritası da burada. Hepsi de Amerikancı bunların. Kalkıp da siz Amerika'ya şey deyin, kalkalım da Amerika'ya savaş inat edelim diyen yok. Ya bunun bir ortaklığı vardır, diplomatik bir dili vardır. Yani bu kadar da kendiniz yenir ya. Suriye ortada yok, Irak ortada yok, milyonlarca insan ölmüş. Hepsi iktidarda bunların. Hepsi. Suudlar iktidarda Orta Doğu'da. Cemaat iktidarda Türkiye'de. Milyonlarca dolar gücü var, milyarlarca. Tayyip Erdoğan işte Amerikancıların hali. Bir de başından bakalım. 2003 yılında iktidara geldiği zaman Tayyip Erdoğan Avrupa Birliği'ne giriyor. Pekka diye sorun yok. Dünya ılımlı İslam diye bir şeye alkışlıyor. Bütün medya organlarında liberaller maçlar söylüyorlar. Ilımlı İslam geldi artık, bilmem ne geldi. Komşuların hepsiyle sıfır sorun. Evet, sıfır sorun. Sıfır sorundan geldiğimiz yere bak. Her taraf sorun. Bir de kanlıyız yine. Suriye'de şu hesap 1000 yılda biter mi? 1000 yıl kim gidecekler bize? Yani gitmişsin herifin Şam'ına kadar bombalamışsın işte bir şekilde. Onlar seni affeder mi? Nerede Avrupa Birliği, nerede? Şimdi Avrupa'nın bütün gazetelerinde her gün Tayyip Erdoğan Bey'e şey yapıyorlar. Bir de kalkmışlar Türkiye'de işte yaz. Üstelik yası da Uğur Mumcu gibi bir güne denk getiriyorlar. Yaz tutacakmışız. Bayraklar yarıya indirecekmiş. Kendi ülkelerinde yaz tutukları yok. Böyle bir şeye inanmıyorlar zaten. Dün İngiliz gazetelerine baktım. İngiltere'de indirmiş. İngilizler beraber, bunlarla beraber. Bizim imparatorluğu yani İngiliz, Suud, Amerika bunlar bir kardeş. Parayı da birlikte yiyorlar. Siyasette birlikte yapıyorlar. Türkiye'yi boğalım dediklerini boğuyorlar yani. İç siyasetleri beraber. İngilizler bayrak indirdi birkaç yerde. Dün İngiliz gazeteleri yalaka dedi kamerana. Yalakalık yapıyorsunuz dedi. Ama dünyanın büyük af kurumları gibi, insanlık kurumları hepsi de protesto etti İngilizleri. Siz niye bu bayrakları yarıya indiriyorsunuz? Bunlar el kesiyor, kol kesiyor, kafa kesiyor.
İdam cezaları en sert şekliyle duruyor. Siz bu vahşilere, ortaçağ vahşileri için bayrak indiriyorsunuz diye. Türk medyasında sesini çıkartan oldu mu? Biz işimiz gücümüz yok. 2000 çocuklu, 36 karılı, dolarlarıyla bir şey olduğunu sanan, Mekke'de peygamberimizin sokağını bile iptal eden bir adama şey yapıyoruz. Yas tutacakmışız. İnsanlık dışı şeyler. Bizi soktukları yere bak. Bakın çok ciddi bir şey söylüyorum. Bir Arap kültürü ve Arap kültürünün Türkiye'yi, Anadolu insanının benliğini bozduğu diye bir şey konuşulur. Bunu ciddi ciddi artık konuşmak lazım. Bu çok doğru bir şeydir. Şimdi tarih boyu efendilik yapmış. Memluklu, Türkmen, Türkler ve Çerkezlerle Mısır'da kurulmuş bir imparatorluk. O Baybars dediğimiz imparatorluk. Hakimdiler. Sorun yoktu. Sonra Selçuklu, Büyük Selçuklu. Kürtler, Türkler, hepsi falan. Araplar. Gene sorun yoktu. Osmanlı da öyle. Gene imparator. Şimdi imparatorluk kurmuşsun. Efendilik yapmışsın. Söz sendeyken, para, söz, idare sendeyken Arap kültürünün bir emperyalist tesiri o kadar şey yapmıyor. Diline girmiş değil mi? Ama bir benliğini koruyorsun. Şimdi bir benliğimizi koruyamıyoruz. Niye? Efendi değilsin. Para hakkı sende değil. Söz hakkı sende değil. İdare hakkı sende değil. Şimdi bir sürü üç kağıdın, pisliğinin, sahtekarlığın, alevere daleveranın, IŞİD'cilerin, terörün bilmem neyin tuzaklarının içindesin. Şimdi Türkiye şu anda bu pis Arap Orta Doğu topraklarının, çirkin Arap topraklarının tehdidiyle, yani onların pis rüzgarlarıyla benliğe gidiyor. Siyasetimiz karıştı, benliğimiz karıştı, temizliğimiz karıştı, saflığımız karışıyor. Karma karışık bir hal aldık. Şimdi bir siyasette, egemen bir siyaset, bağımsız bir siyasetin olsa bu başkası, bu emperyalist şeyler, bu Arap kültürünün şeysi seni o kadar etkilemez. Kardeşçe yaşarsın. Ama iktidar egemen olmayınca sen, sınırların böyle, parayla seninle oynuyorlar, dolar verip kandırıyorlar, karma karışık. Ve şu anda hep Batı kültürünün ya da büyük dünya küreselleşmenin Türkiye'de sosyal olarak insanları, duyu, davranış, ahlak olarak bozduğu falan söylenirdi. Şimdi kurban olayım o kültüre. Burada değil mi? Kelle kesmenin bile moda olduğu vahşi bir ortaçağ görüntüsü karma karışık etti Türkiye'yi. Ve şu anda bizim zaten bir benlik kavgamız var. Zaten haritamızı ayakta tutamıyoruz. Zaten dilimiz tehlike altında. Zaten ahlakımız tehlike altında. Bir de Orta Doğu'nun bu Arap şeyleri, ki Araplar bizim şüphesiz kardeşimiz. Bunu söylemiyorum. Burada Amerikancı bir Arap siyasetinden konuşuyorum. Orada çok düzgün siyaset yapan, çok düzgün bize benzer aydın insanlar var. Onları şüphesiz konuşmuyorum. Ama bu arkasını Amerika'ya almış. Bu Suud kralların, dolar, paralar ve onların oluşturduğu El-Kaide, bu siyaset tam anlamıyla benliğimizi şey yapıyor, çürütüyor. Şimdi Paris'te birisi öldürüldüğü zaman, diyelim ki hani bir El-Kaide bir şey, tıpkı bu pis Suud krallarının tavrı Anadolu'da yüz binlerce insan gösteriyor, ortaklaşıyor. Hepsi bir kenara yetmedi. Yas bayrağımızı indiriyoruz. Utanç verici bir şeydir. Bayrağını indirecek, yaraya indirecek başka bir şey yer mi bulamadınız? Şuraya bak, Suud kralı. Şu adamlar Osmanlı'ya arkasından, yani bunlara söyleme vaktidir. Geçmiştir bile. Sizin geçmişinizi biliyoruz. Cemaze evvelerinizi biliyoruz be. Orta Doğu topraklarında nerede aydın, sosyalist bir insan var, barışçı, kardeş bir insan var, antemperyalist bir insan var. Bu Suud kralların dolarları öldürülmüştür. Ya İngilizce olmuşlardı ya Amerikancı olmuşlardı. Evet, şu anda Türkiye'yi bize benzettiler. İşte Türkiye'de bir sıcak paradan konuşuluyor. Muhtemeldir ki bu sıcak para altında da bu vardır yani. Başka ne olabilir ki? Türkiye'yi yönetiyorlar. Onlar bir çöl kültürü var. Selefilik dediğin de bir çöl kültürü. Çöle baktığında ne görürsün? Hiçbir şey göremezsin. Türbe göremezsin. Medeniyet göremezsin. Çarşı göremezsin. Şeyde iki gün sonra bir şey yapsan da, ev yapsan da iki gün sonra çölün altında gider. O yüzden bunlar mezar yeri, türbe, gelenek, müzik, hiçbir şey, her şeyi çöl gibi bakarlar dünyaya. Bir tek ilahi bir vahiy gelmiştir. Bu vahiye göre konuşurlar. Vahiy de dört tane karayı aldı, alır. Vahiy yani bir şey, nakil dediğimiz ilahi bir emre göre, ama bir medeniyet yok, kültür yok. 1400'ün bir medeniyeti var ya. Yani çarşısı var, bedesteni var, kültürü var, müziği var, hattı var, Kur'an'ı var. Hatta Osmanlı namazında kılarken, hani bu kültür namazında kılarken arada ilahiler söyler mesela. Bunların hiçbiri o kültürde yoktur. Kur'an oku geç.
Mevlüt vardır mesela. Bir sürü şey vardır. Yani İslam kültürü bir sürü kültür geliştirmiştir. Bunların hepsini reddeder Selefi. Yani bir tek ilahi kitap, onu oku, gerisi yok. Çöl gibi yani. Selef dediğimiz bu zaten. Bir bez parçası gibi, oradan da şey var, oku. Ama dolara karşı selefi olmuyorlar. Ciplere karşı selefi olmuyorlar. Arabalara, silahlara karşı yok. Onlar Peygamber Efendimiz zamanında olmadığı halde alıyorlar. Kullanıyorlar yani. Onları kullanmak haram değil. Nihayet bu iki yüzlü, sahte, hülle yani Allah'a kandıran, Allah'a hile yapan, haşa, bir kültür bizim de kültürümüz haline geldi. Yani bu da Türkiye'nin benliğini sarsan bir şey yani, benliğimiz şu anda. Biz bir de şey yaptık, yani biz 200 yıldır Rus saldırıyor bize. Bir de Avrupa emperyalizmi, Avrupa 1. Dünya Savaşı'nda bize Avrupa saldırdı. Biz mesela Avrupa'ya karşı gardımızı aldık. Yunan'la savaştık hani şey falan. Kültürümüzü de öyle inşa ettik yani. Hani egemenliğimizi falan şey yapalım diye. Bu Avrupa Birliği'ne girişte de çıktı ortaya zaten. Ya bu adamlar gümrük birliğiyle bizi kandırıyorlar falan değil mi? İtirazlarımız oldu. Ya da Rusya'ya karşı şeyimiz oldu, gardımız oldu. 200 yıldır Rusya bizi sürekli yeniyor falan. Hani gardımızı tüm bu topraklarda esir oldu Türkler, Kazaklar, Türkmenistanlar, Özbekler falan. Ama şimdi hiç beklemediğimiz bir yerde Arap dünyasından benliğimiz gidiyor. Yani bu çok önümüze koyup şey yapacağız. Şimdi ben bunu derken bu dünya güzeli bir Arap var. Mesela Hatay'da oturan bizim gibi yani artık şey gibi dünyaya açık, dünyaya geniş İslam'ı, Müslümanlığı gerçekten modern kullanan bunlar yani çağlarında da güzel kullanan bunları şüphesiz kastetmiyorum. Çok yanlış anlaşılmasın bunlar. Nihat abi, Orta Doğu'dan bahsetmişken az önce zaten Amerika'da dedin. Sence abi Orta Doğu'da Amerika yenilmedi mi? Yani Suriye'de mesela Esad politikasını yavaş yavaş değiştireceklerini sürekli söylüyorlar. Ve Rusya, mesela Lübnan'da Hizbullah var. Suriye, İran'a yakın. Irak'da şey yönetiyor, İran yönetiyor. Şimdi biraz önce söyledin, Yemen'de de isyan ettiler. Saraya geçirdi Şiiler. Şimdi İran'ın, Amerika İran'a karşı... Ama 15 yıldır orada verdiği savaşlardan sonra her yerde İran ya da İran'a bağlı gruplar, yapılar, partiler öne çıktı. Çok daha güce çıktı. Bu Suudlarla Tayyip'in aklı neyse her yerde yeniliyorlar. Bunun sebebi çok basittir. Çünkü İran, Rusya bunlar daha uzun vadeli, daha sabırlı, daha uzun vadeli, daha toprağa bağlı politika geliştiriyorlar. Oysa Türkiye'nin geliştirdiği politika ve Suudların geliştirdiği politika fır döndü politika. Günübirlik politikalar çıkar. Bu kutla politikalardır. Diplomasiler kutla gibidir. Yani bir şey, bir bomba patlar Bağdat'ta, ona göre şöyle bir şey yapalım der. Yani panik politikalardır. Asker indirelim, şunu çıkartalım. Oysa Rusya ve İran daha uzun vadeli, toprağa dayalı, sınırlara dayalı, daha kararlı. Daha kararlı. Uzun vadeli, kararlı durduğun zaman toprağında, toprağını, sınırlarını tartışmadığın zaman, bunu açmadığın zaman uzun vade kazanıyorsun. Ama biz toprağımızı açtık, sınırlarımızı açtık. Her tür yani onurumuzu rencide edecek bir sürü gizli ilişkinin içine girdik. Tırlar gidiyor, silahlar gidiyor, karma karışık bir hale geldik. Bu kadar görünür yani el altından olması gereken şeyleri bu kadar görünür hiçbir devlet yapmaz. Ama sen kutlu olduğun için git Şam'ı devir. Yani nereye deviriyorsun? Ya devir işte, bu kadar topladık, ÖSE topladık, askerlere gittik, ÖSE'den şey, Suriye'den askerler kaçtı, bize geçti. Biz şimdi bunları yeneriz. Ya bu üç tane, dört tane Amerikalı Pentagon'da hazırlanmış, Hillary Clinton kandırmışlar bunları işte. Ama bu bir tane yanlış değil ki. Ondan önce de Bush'u kandırdılar. Gidelim orayı bombalayalım. Bakın şunu unutmayın, bu çok önemli bir şeydir. Batı silahlarına çok güveniyor. Silahlarıyla her şeyi yapacağını düşünüyorum. Oysa halkın kararlılığıyla olur, halkın inancıyla olur. Silahların bu kadar güçlü de niye Afganistan'a bak, lan dağ taş kalmadı ya. Dünya topraklarında hiçbir toprak parçası bu kadar bomba görmedi. Bakın Afganistan'dan bile kaçıyorsunuz. Aynı bombaları Irak'a, aynı bombaları Suriye'ye attınız. Ve başaramadınız. Demek ki silahlı olmuyor. Şimdi Batı manyak. Silahlar gelişiyor. Teknolojik olarak silahlar gelişiyor. Batı diyor ki ben bu silahlarla haritaları kaldırırım. Bunu bir Tayyip inanıyor. Bir de o Batı'da bir takım insanlar inanıyor. Ama gerçeğe baktığınız zaman bu silahlar iş yapmıyor yani. Uzun vade. Ha ölü oluyor 1 milyon, 2 milyon. Öldü de ne oldu? Bir silahlardan da El-Kaide çıktı. Tam o da şeye karşı. Şimdi silahlar, bir de Türkiye'nin liberalleri. O 1990-89'da 1. Körfez Savaşı'na geri dönelim.
Türkiye'deki bütün liberaller istisnasız Batı'nın bu silahlarına güveniyor. Özgürlük, bir de silahlarla özgürlük getiriyorlar. Cengiz Çandarları, Mehmet Barlasları, Ali Bayramoğulları, Eser Karataşları, Hürriyet Gazetesi, Milliyet, hepsi yazdı bunu. Yüzlerce yazar. Batı'nın silahlarıyla, bombalarıyla özgürlük getireceklerini söylediler. Hatta Japonya'ya bu atom bombaları attıktan sonra Japonya'ya demokrasi geldi diye de örnekler veriyorlardı. Bu kadar manyak, silahlarına güvenen, silahla özgürlük getirmeye çalışan bir şeye, siyasete inanıyorlar. Ama bakıyorsun ki burada İran galip çıkıyor. Uzun vadeli İran daha sağlam duruyor. Hem toprağında tartışma yok hem de Hizbullah, yani İran Hizbullah şeyde, Lübnan'da, şimdi de Yemen'e uzandılar. Oysa sen tabii ta bunlar Pers İmparatorluğundan kalma haritadır. Yani tarihin 2000 yıl öncesinden kalma, Darius döneminden kalma haritadır. Bizim haritamız, Orta Doğu haritamız daha yenidir. 100 yıl önceye kadar biz bu topraklardaydık. Yani hazır sıcak, yani bizim padişahımız görmüş Araplar var şu anda bu toprakta. Yani bizim orada camilerimiz hala duruyor, yaptırdığımız camiler. Buna rağmen biz o toprakta galip gelemiyoruz. Ya da orada ılımlı insanlar kardeşlik bir şey kuramıyoruz. Sebebi Türkiye'de bir akıl var, siyasi akıl var, silaha güveniyor. Bizi silahla susturdular Türkiye'de. İşte bizi, hepimizin yüz binlerce, milyonlarca şey muhalifi şey gibi gördüler. Köpek, hoş, hoş diyecekler. İki kaset, hoş. Ya böyle bir milleti, bir halkı inançları ayakta tutar, kararlılıkları ayakta tutar, türküleri ayakta tutar, kültürü ayakta tutar. Siz bizi aşk olsanız da, yeseniz de, öldürseniz de, soykırımdan getirseniz de, bir ülke toprağına atom bombaları atsanız da o ülkeyi ele geçiremezsiniz. Bunu bir anlayın. Diplomatikle gidin, kültürle gidin, akılla gidin. Bunların yaptığı bu. Şimdi rezilliğin içindeler. Şimdi Suudlarla İranlar baş düşman birbirleriyle, yani çok kötü düşmanlar. Bak İran buna rağmen, Suud'un o bütün bu gücüne rağmen gidiyor, bak nerelerde neler yapıyor. Bizimkiler de buralarda şey topluyor. Tabii çok şey, bir genel bir siyaset yani bu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın hani bize yaptığı kaset operasyonları, hırsızlıklar, bütün bunları bir kenara koy. Obama siyaseti kukla siyasetidir. Panikle karar verir, silahlara çok güvenir. Bush'un siyaseti. Orası yanlış bir şeydir. Oradan hiçbir şey çıkmayacağını herkes biliyor. Yani en iyi uzmanlar, en iyi profesörler de getirseniz bunu böyle söyleyeceksiniz. İşte Bush her şeyi karmakarışık etti. Gitti silahlarla her şeyi yapacağını sandı. Tayyip buna inandı. Burası boş, fırs çıktı. Bu tarafa bir Arap kültürü var. Hakim Tayyip'te. İşte bir Suud krallığı gibi. Kendisini de öyle görüyor zaten. Bir halifelik, bir imparatorluk. El altından da milleti ayarlıyor parayla bilmem ne. El-Kaide. Bu siyasette de kendi benliğini, Arap benliğine vermiş. Yani kötü bir Arap benliğine vermiş. Üç kağıt, dolar benliği diyelim. Şimdi Arap derken de kelimeleri tam kuramıyoruz. Bir dolar kral yani. Bu benliğe kaptırmış. Bir Tayyip Erdoğan Bey var. Bunların tarih bilmediği, kültür bilmediği, siyaset bilmediği, diplomatik bilmediği çok açık ve net. Oynuyorlar. Oynadıkça milyonlarca insan ölüyor. Oynatıyor birileri. Bush'u gördük, Obama'yı gördük, Hillary Clinton'ı gördük. Hepsini gördük, geliyorlar bu topraklara. Yok ÖSE'yi silahlayacaklar, yok oraya silah geçecekler. Hala silahtan konuşan insanlar. Davutoğlu Bey 10 yıl aralıksız oyun kurucu olalım. Oyun kurucu dediği de Türkiye'nin askeriyesinden silahları kaçıracağız. El altından kimse görmeyecek. Oralara göndereceğiz. Onların askerlerini eğiteceğiz. Sonra işte gizli gizli bir şeyler yapacağız. Kamplar kuracağız. Oyun bu dediği bu. Ya oyunu bir şey kurar. Yani önce bir kararlılığınız olacak. Bak Esad bir şey dik durdu. Bir Rusya arkasına geçti. Ya Rusya değil mi? Arkasına geçti Rusya. Durdu kararlılıkla. Her şey paramparça oldu. Şimdi Suriye ile Batı barışmaya çalışıyor. Bizimkiler kaldı şeyde. İran'la Batı görüşüyor şu anda. Çok ciddi görüşüyor nükleere karşı. Nükleer tehdit çok önemli bir tehdittir. Bakın nükleer tehdit sadece bir şey değil, bir soykırım tehdittir. Çok büyük bir tehdittir. Bir Çernobil kazası oldu hatırlayın. Karadeniz gidiyordu neredeyse ve gitti yani. Hem bitkilere karşı, hem hayvanlara karşı, hem insan soyuna karşı bir soykırım tehdididir. Hepsinin elinde nükleer silah var ve hepimizi soykırım tehdidi altında tutuyorlar. Gir de yani. Böyle büyük bir şemsiye var yani, soykırım şemsiyesi. Ne tehdit altındayız. Şimdi bu pazarlıklarda İran'la yapılıyor. Bizimki uçuyor. Diyor ki işte Dünya Güvenlik Konseyi'ndeki 5 ülke yönetiyor. Bu dünya 3'ten 5'ten büyüktür. Başkaları da orada kararcı olsun.
Sen onu istediğin kadar da İran el altından yapıyor bak. Nükleerini yapıyor, bilmem neyini yapıyor. Neyse bir şey yapıyor yani. Yani senin gibi artistik yapıyor. Üç tane showman, üç tane grafikçiyle, üç tane pankatla yapmıyor bu işi. Ciddi ciddi gitmiş girmiş bu işin altına. İran'ı övmek için falan demiyorum. Ama bunu yapıyor İran. Daha reel yapıyor ve bütün dünyada İran'ın nükleerini durdurmaya çalışıyor. Bu nükleer mi acaba, öbürü mü, buradan nükleere geçer mi falan değil mi? Bu tartışma içinde. Tam anlamıyla iflas etmiştir Hüsna. Bir 10 yıl önce hafızamızı tazeleyelim. Avrupa'da birine gidiyoruz. Komşularla sıfır sorun. Terör sorunu PKK ile sıfır. PKK silah bırakmış pozisyonda. Ve şimdi geldiğimiz yere bak. Her şey karmakarışık. Dini, devleti ayakta tutamıyorlar. Cemaate kaptırmışlar. Dini, ahlakı ayakta tutamıyorlar. Hırsızlık her tarafta. Rezilliğin dibini bulmuşlar. Bunun sebebi bu Suud siyasetidir. Obama siyasetidir. Bu kadar basittir yani. Bunun dibini bulmuşlar yani. Annem örgü örerdi. Komşusuyla oturdu. Arada bir gözleri de televizyonda falan. Öyle işte kadın orada bir şarkı söylüyor. Ya bu şarkı söyleyen kadın mıdır, kız mıdır diyor mesela annem. Orada bakıyor televizyona yakından. Ya pek çıkartamadım. İkisine de benzemeyeyim. Şimdi bu iktidardakilere bir bakıyorsun şimdi. Bunlar Müslüman mı, kafir mi, düşman mı, ahmak mı? Hiçbir şeye benzemiyorlar. Ya Müslüman gibi olun. Ya bir şey olun yani. Bir şeye benzeyin ya. Bir şeye benzeyin. Biz sizi hiçbir şeye benzetemiyoruz. Bir daha düne kadar cemaatle kasetler, casuslar, bilmem neler. Şimdi başka bir şey. Hiçbir şeye benzemiyorsunuz. Ya bir şeye benzeyin ya. Bir tuhaf yaratıklar. Batıyla bak, genin uymayan, kanın uymayan insanlarla böyle Haçlı ordularına katılırsan, el altından İsrail'le ilişkiye girersen, sen artık o televizyonlarda şey, bilgisayarlarda, internette yayınlanıyor ya, akraba evlilikleriyle çok tuhaf işte karaca ama başı köpek gibi yani yakın cins evliliklerinde tuhaf yaratıklar çıkıyor. Bu geni, kanı, ruhu, kültürü uymayan insanlarla el altından pis siyasetlerle kendisi fil gibi, kafası kedi gibi ya da yılan gibi ama vücudu başka bir şey, tuhaf yaratıklar gibi burada duruyorlar. Din dibini buldu, devlet dibini buldu, ahlak dibini buldu, insanlık dibini buldu bu iktidarla. Ve bütün komşularımıza sorumluyuz. Şu andan çıkmaya çalışsak, şu anda mesela PKK geri adım atar mı? Herhalde büyük bir savaşa sürükleyecek Türkiye'yi. Tabii bir savaşa sürükleyeceğini beyan ediyor zaten, denemesini de yaptı. Hendeklerde kazıyor yani neler yapacağını da söylüyor. Peki şey geri adım, cemaat geri adım atar mı? 40 yıldır hazırlanmış, 100 bin, 250 bin kadrosu var devletin en kılcal damarlarında. Ve devletin dinlemelerini, emniyetin kültürü ve birikimi içinde. Şimdi emniyetten kaçtı da aldı belgeleri gittiler. Yani kimin ne olduğunu da biliyorlar. Benim evim kapımda biliyor, seni de biliyorlar. Bu adamlar da büyük bir savaşa girmeden bu ülkeyi terk eder mi? Onlar da terk etmez. Dikkat edin. Ha bir de kendileri. AKP iktidarı bu kadar fasosu var. Mahkemesi var. Değil mi? Sahtekarlığı var. Bunlar Türkiye'yi seçim oldu. Biz kaybettik gideceğiz. Böyle gider mi bunlar? Bunlar hepsi büyük bir iç savaş sahneleriyle büyük bir çatışmalara gidecek. Belki sandıkla geldiler ama hiçbiri kendileri sandıkla gitmeyecekler. Sandık bunlara hayır dese bile. Hepsi çatışacak. Cemaati de kavgasını çatışma noktasına getirecek. AKP'de PKK'da. Şimdi bunların hangisinden nasıl kurtulacaksın? Türkiye'deki büyük şey de bu. Korku, kabus dediğimiz insanların biz ne yapacağız artık, ne olacak, Türkiye nereye gidiyor dediğimiz de bu. Hepsi yapıştı. Hepsi üç kağıtta yakalandı, hırsızlıkta yakalandı, el altı siyasetlerle yakalandı, pisliklerle yakalandı. Buna rağmen hiçbiri de bırakıp gitmiyor. Yani hukuki yollardan bırakıp gitmeleri de mümkün değil. Geldiğimiz yer burası. Evet abi, ben tekrar Yemen'e dönmek istiyorum. Orada yaşanan Husi baskını. Biliyorsun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bastılar Husiler ve Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Bakanı, pardon, Yemen'deki Dışişleri Bakanı da bu bir darbedir açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanları istifa etti, başbakan istifa etti. Parlamento da bugün tekrar toplandı. Husiler tabii kim? Yani Orta Doğu'da neler oluyor? Şii yanlısı gruplar. Yani onlar o kadar şey değil, böyle bilmece şeyler değil. Şimdi bu çok ıssız, demokrasi dışı ülkeler var. Şimdi Türkiye'ye bunu anlatmak çok zor. Bu siyasetsiz ülkeler. Mesela Suudlar siyasetsiz bir ülke. Sivil kurumlar yok, partiler yok. Yemen de öyle yani. Sivil kurumlar yok, partiler yok. Yani böyle demokrasi dışı ülkeleri anlatmak çok zordur şimdi insanlar. Çünkü insanlarımız sandığa gitmiş, seçime gitmiş, sivil toplumda falan. Buralarda böyle bir şey yok. Ancak Arap Baharı'ndan sonra buralarda gruplaşmalar oldu.
kadınlar siyasi yavaş yavaş sokağa çıkmayı, sivilleşmeyi, hani bir şeyin tarafı olmayı, siyaset yapmayı diyelim öğrendiler ve buralar kaynadı. Arap Baharı'ndan sonra bu topraklarda büyük bir kaynama meydana geldi. Artık Arap Baharı değil de Arap ayaklanması diyorlar. O yalancı bahar geldi geçti. Bu bunu gösteriyor. Fakat biz niye buraya odaklandık? Yani çünkü bugün Yemen'de olmuş bir şey, darbe diyelim ya da oraya bir silahlı baskın bile ödümüz kopuyor. Ne oldu falan gibi değil mi? Bak orada İran bir nüfuz gösteriyor Suudlara rağmen falan. Çok acıklı bir sahnedir. Bunları demek ki bu İslamcılara biz yeterince anlatmadık. Bizim tarih kitaplarımız, yakın tarih kitaplarımız üstelik. Şimdi Yemen çöl değildir, dağlık yerlerdir. Bu izbe tarih, o dağların içinde yerler de insanların ulaşamayacağı kadar zorluktadır. Oradaki gizli iç kaleler bizim tarihimiz ya, yani bizim bu orası, burası Muş'tur, yolu yokuştur, yani Yemen elleri dediğimiz yerlerde katırlarımız yorgunluktan çıldırmıştır. Bizim katırlarımız Yemen dağlarında yorgunluktan çıldırmış, cinnet geçirip o kadar dolan başlı değil ki, uzun susuz yerlerdir. Ve buralarda katırlar kendilerini uçurumlardan atıyordu, Türk askeri. Yaşadığı vahşet bunlardır yani. Biz bu topraklarda, Sivas'ın türküsü vardır. Ta o yıllarda Yemen senin neyine diye. Sonra bunu Irak senin neyine yaptılar falan. Şimdi biz bu topraklardan dersini almış insanlarız. Niye odaklanıyoruz? Niye buradaki siyasetler bizi çok şey yapıyor? Evet, padişah, Kaan Sultan Süleyman. Bir dünyada, o zaman ümit bunu da bulunmamışken diyelim, dünya doğuyla batının ticaretini elinde tutuyor. Keş Boğazı, Kırım'ı tutuyor. Ki burayı ilk sefer Selçuklar zamanında yapıldı. Ama Kırım'ı niye içinde tutuyorsun? Kırım'dan sonra Antalya tutuyorsun. Alaaddin Camii aldı Alaaddin. Sonra Kızıldeniz'e iniyorsun, Yemen'e iniyorsun. Özdemir Paşa'yı gönderiyor falan. Şimdi bu kadar yollardan büyük bir ticareti elinde tutuyor doğuyla batı arasında. O günkü siyasette bunlar tamam. Ama bugünkü siyasette, gelişmiş siyaset, başka bir yerdeyiz biz. Bu topraklarda biz dersimizi aldık. Ve biz, bak değil mi, yani bir diplomasi geliştirdik. Bir kültür siyaseti, bir hani Türkiye nereye gidiyor? Şimdi mesela çok basit bir şey söyleyeceğim size. Yani biz Sovyetlerden çözülmekte olan ama Sovyet Federasyonu içerisinde yüzler, onlarca ülkemiz var yani. Sovyetlerin içinde kalmış Kazakistan ama bağımsız siyaset yapmıyor. Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan. Şimdi buralarda niye buralara gitmiyoruz? Az buçuk buralara gidiyoruz. Mesela çok basit şeyler söyleyeyim yani. Türkiye'ye çok ucuz 5 liraya 7 liraya et pekala Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan gelebilir. Niye? Gümrük birliğinden gelemiyor, getiremiyoruz. Şimdi gümrük birliği diyor ki benim istemediğim adamdan, istemediğim yerden eti alamazsın diyor. Et gibi nicesi. Yani biz aslında karnımızın çok şeyle, çok ucuza da Orta Asya'nın bu mümüt olağanüstü ya, Fergana Vadisi, uçsuz bucaksız ovaları var. Ve köy hayatı devam eden çiftlik hayatı. Tek kişinin çiftlik hayatları, yani bizim gibi şey değil, mandıra çiftliği değil. Daha küçük çiftlik hayatları, yani sayıcı organik dediğimiz sığırlar, şeyler devam ediyor burada. Buralardan birçok şey gelebilir. Hatta oraya bakın 10 yıl sonra iyi çalışırsak Avrupa'daki nüfusumuzdan daha çoğu Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan'a yerleşebilir. İş imkanları var. Şimdi bunlar ön sanayi dönemini yaşıyor. Yani sanayileşme girmedi. Mesela diyor ki burada bu yıl işte küçük imalat sanayinden 130 bin küçük imalatçımız iflas etmiş. Bakın bütün bu iflas eden tornacı, tesviyeci ya da adamın un fabrikası var, derme çatma, tekstilci ya da ama makineleri falan var. Alsınlar bu makineleri aynen, ya da matbaası var, koşun sırtına, Türkmenistan'a gitsin, Kırgızistan'a gitsin, Özbekistan'a gitsin, orada iş yapar. Oralar aç bu sanayiye. Burada iflas eden sanayi oraya aç. Ama bu bir büyük bir politikadır. Yani şu anda gitmiyor mu insanlar? Az buçuk gidiyor. Ama anlaşmaların yok ki. Avrupa Birliği seni göbekten bağlamış. Hiç marul bile alıp satamazsın. Hiçbir şey alıp satamazsın. Şimdi bak dikkat et, geliyoruz bir El-Kaide, bir isyan, bir ayaklanma Yemen Dağı'nda, aradan 100 yıl geçmiş ve biz İslam olduğu olarak 1. Dünya Savaşı'nda yenildik. Yenildik kardeş ve hala sen gözün orada. Ya belki burada bir ferahlık var, belki burada bir rahatlık var. Bakın işsizlik nüfusumuz, bilgisayar mühendis nüfusumuz, ziraatçı nüfusumuz çok fazla. Orta Asya'nın mümbit yerleri var, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Türkmenistan'ı. Belki Çin'le iyi geçirirsen Şincan, o bölgelerde buralara insan nüfusunu aktar yani. Zaten bakın Avrupa'da tedirginlik oluştu. İnsanlar ne zaman kaçacağını düşünmeye başladı.
bir alan aç, bir iş imkanı aç, ticaret imkanı aç, üstelik kardeşlik olsun. Üstelik bu topraklarda hiç böyle bir kültür, din kavgası falan da yok. Hiç kimse de benlik kavgasına girmiyor yani. Gayet de sakin. Sakin topraklar, sakin benlik, karmaşa yok. O düz topraklara bir büyük politika budur, hani önünü açarsın insanlarına dersin. Şimdi mesela gidiyor buraya Kırgızistan'a 3000 kişi, 5000 kişi. Mesela Kürt işçiler de gidiyor, inşaat yapıyorlar güzel güzel. Ama bu çok daha büyük olabilir. Biz niye gelip bu Orta Doğu'ya sıkışıyoruz, kalıyoruz? Yani eskisi gibi şeydi ki, yol iletişim imkanı çok kolay. Yani Hatay'dan Şam'a tamam yakındır belki ama o tarafa da uçakla 2 saat, 3 saat. Şimdi bu büyük politikalarda bizi bir yere odaklıyorlar. Benliğimiz gidiyor, kültürümüz gidiyor, kafamız karışıyor. Bak karma karışık hale geldik. Bu Arap coğrafyasında uğraştığımız günden beri, yani Tayyip iktidarı gününden beri Türkiye'de karışıklık içinden çıkılmaz hale geldi. Eskiden de Demirel dönemi, başka bir dönemde bir sürü sorun olurdu ve bu sorunlar bir karışıklık oluştururdu. Ama problemler çözülebilir problemlerdi. Yani uğraşın üstüne gidilirse falan, işte yolsuzlukları, banka soygunlarını, şöyle şöyle, hani bir şey. Şimdi içine geldiğimiz karışıklıktan çıkma şansı yok, umut yok, karma karışık hale geldi. Bir şey açamıyorsun, yani su kaynağı açamıyorsun. Böyle derin bir kazı yapayım da şu su şuradan temiz temiz tarlaya gitsin. Ya Türkiye'de milyonlarca çocuk işsiz bekliyor. Bu çocuklara alan aç, işte Orta Asya. Bir örnek yani, bunun başka alanlar da olabilir. Tutturmuşlar, bu İslam ülkelerine yoğunlaşarak oradaki bütün El-Kaide, bütün isyan, bütün Suud, dolar, kral, bunlarla uğraşıyoruz. Bak karma karışık hale geldi. Ve bu bizi bozan bir şey. Bizim benliğimiz de bozan bir şey. Bizim tertemiz bir siyasete ihtiyacımız var. Bir uluslararası siyasete ihtiyacımız var. Avrupa'yla nedir, nereye kadar? Tamam, ölçelim. Gümrük birliği, bilmem ne, buna bir daha bakalım. Ama müsaade edin, elimizi kolumuzu da gümrük birliğiyle bağlamayın bizim. Başka ülkelerle konuşmaya, görüşmeye başlayalım. Ülkenin özlediğin insanlarla görüşmeye, konuşmaya başla. Şimdi sen de bir insan olarak, bir gazeteci olarak sana soruyorum. Yani sen kendine soru soruyorsun. Her yerde şey karmaşa hakim değil mi? Siyasette, dinde, ahlakta, üretimde, her yerde karmaşa hakim. Türkiye'deki isimler, değerler de değişiyor. Her şey yani değişiyor. Bak karmaşa. Niçin bu kadar karmaşa gidiyoruz? Bakın basit, çok basit bir şey söyleyeceğim. Çok basit. Bu benim yaşım 58. 60'lı yılların sonu ve 70'lilerin başı. Ben 11-12 yaşındayım, 13 yaşındayım. 70'lilerin başında içtiğim su... Sadece bütün servet dünyada yok, işte şu kadar servet Milli Piyango'dan sana 10 milyon dolar çıktı. Ne yapayım 10 milyon dolar? Ne satın alabileceksin ki onunla? Hiçbir şey alamazsın. Bir bardak su alabiliyor musun Milli Piyango'dan çıkan 10 milyon dolarla? Bir ekmek, 70 yıla gidelim, bir pide. O temiz pideyi bulabiliyor musun? Bulamıyorsun. O havayı bulabiliyor musun? Cami çeşmesine gidince bedava içiyordun bile bu suyu. Bakın su, hava, yumurta, tavuk, et, en temel şeyler, peynir. 70 yılına mesela 10 milyon dolar mı istersin? Yoksa 70 yılına 3 günlüğüne gitmek mi? Ben 70 yılına 3 günlüğüne gideyim. Temiz bir yumurta, temiz bir tavuk, temiz bir su, temiz bir hava. Bak bütün bunları kaybettik. Sadece ahlaki, dini karmaşa, siyasi karmaşa değil, yediğimiz içtiğimiz de bozuldu. Bütün bunlara da büyük politikalar lazım. Türk televizyonlarınızda çobanımız yok, biz buradan öleceğiz diye en çok konuşan insanım ben. Daha dün Almanya'da büyük yürüyüşler yaptı. Biz artık bu köy fabrikalarını istemiyoruz diye. Bizim mandıradan daha büyük mandıralar, bir mandırada 2000 tane sığır, 3000 tane sığır, sığırlar yerinden kımıldamadan suyunu içiyor, otunu içiyor, istemiyoruz bunu diyor. Almanya ayaklandı. Bu ayaklanmalar gittikçe de büyüyecek. İnsanlar gezen, tozan, hayvan istiyor, ot istiyor, temiz bir şey istiyor ya çoluk çocuğuna. Temiz, hani annemizin sütü gibi temiz bir şey verelim diyor. Şimdi bütün bunları konuşmamız lazım. Suyumuzu yeniden bulmamız lazım. Ekmeğimizi bulmamız lazım. Ahlakımızı bulmamız lazım. Dinimizi yeniden bulmamız lazım. Çocuklarımıza iş imkanları açmamız lazım. Bütün dünya açıldı diyoruz, küresel dünya diyoruz. Açalım bir küreselmiş gidelim. Bir bakalım coğrafyalar. Yok, Yemen'de isyan. Bağdat'ta bomba patladı. Kerkük'te şu. Hep bak buralarda. Dikkat edin. Bizi bir yere sıkıştırdılar ve benliğimiz gidiyor. Haritamız gidiyor, ruhumuz gidiyor. Ben iddia ediyorum. Kurtuluş Savaşı'nda bu kadar büyük tehdit altında değildik. Çünkü şimdi içeriden de çürüyoruz. Kendi psikolojimiz de çürüyor. Çünkü bir karmaşa hakim. Suya da karmaşa hakim, siyasette karmaşa hakim, dine de karmaşa hakim. Ne istiyor insanlar? Böyle zamanlarda bir temiz bir yer ister. Hani insanlara gideyim dağda yaşayayım, bayırda yaşayayım. Doğru şeylerdir. Ama bir ülke olarak dağda bayırda yaşayabilmemizin de bir diplomasi vardır. Açalım şu ülkenin önünü.
Gidelim ya, bu çocuklarımıza iş imkanları açalım. Bu sularımıza sahip çıkalım. Böyle bir anlayış yok. Bakın böyle bir anlayış hiç yok. Türkiye'de akademi, akademisyenler, medya ne işe yarar? İşte medya bunları konuşacak. İşimiz yok. Deliye döndük ya. Panik şebeklere döndük. Bomba patlıyor gözümüz orada. Bomba patlıyor orada. Yok silah gitti, silah geldi. Yok Suud Kralı öldü, bayrağı yaratıyor. Ya bunlar. Yok şunu giydi, bunu giydi. Bak konuştuğumuz şeylere bak. İşin içinden çıkılmaz bir ahlaksızlık. Şimdi burada kabul edelim. Bakın kabul edelim, dünyada bütün felsefe tarihinde yani insanlığın iki tane bilgisi var. Bir bilgi, yani bunu felsefenin çok temel şeyini annelerimiz babalarımız da öğrensin. Bir bilgi ilahi bilgi, vahiy, Kur'an'da yazıyor, din, şey Tevrat'ta yazıyor, İncil'de yazıyor. Bu Tanrı tarafından, ilahi bir tarafından söylenmiş ve yazılmış bir bilgi. Buna biz nakli bilgi diyoruz, yani nakil ediliyor birisi bunu bize taşıyor. Kur'an taşıyor mesela. Öbür bilgi de akli bilgi. Akli bilgi de kafamızdan, bilgimiz, zihnimiz, eşyayı tartıyoruz. Bu nedir? Şu nedir? Değil mi? Ölçüyoruz, tartıyoruz, öğreniyoruz. Mikroskopla, gözümüzle falan, deneylerimizle, tarihi olaylarla deniyoruz. Bu da akli bilgi. Bir de nakli bilgi. Şimdi bu bilgiyle bu bilginin uzlaşma şansı yok. Biri Kur'an'a bakacak, biri akla bakacak. Bunu kimse uzlaştıramaz. Dünya böyle iki tane çatışan noktaya geldi. Ama şimdi bütün bunu da hiç konuşamaz bir hale geldi. Ya bu aklımızla konuşalım, aklımızla bir şey edelim, Kur'an'a da aklımızla bakalım diye bir cümle. Bunu diyen bütün bilginleri de, İslam alimleri de kovdunuz attınız yaşamlarıyla. Öbürlerini, Bayraktar hocalar, hepsine. Yani şimdi burada tam bir orta çağında içine girdi. Şimdi orta çağda yaşasaydık orta çağ bize o kadar hüzün mü üzüntü vermezdi. Çünkü orta çağın bütün dünyası orta çağdı. O tarafta, bu tarafta. Şimdi modern dünyanın içinde şeyi görüyorsun, batı dünyayı görüyorsun, özgürlükleri görüyorsun, insanların başka türlü yaşadığını görüyorsun, herkesin hak kullandığını görüyorsun, kadınların hak kullandığını görüyorsun. Bütün bunları gördüğün bir dünyada gelip kapanmak bu orta çağdan da beter. Bu başka bir rezalet yani. Şimdi burada bu dünyayı da konuşacak hiç kimseyle konuşamıyoruz. Şimdi Türkiye'nin ekonomik kalkınabilmesi için İşte %5, %7 işte bir ekonomik yükselmesi lazım. Hayır, bu değil. Evet budur, ama önce aklımızı konuşacağız, imkanlarımızı konuşacağız. Nereye gidersen git, Yemen'deki bomba, Bağdat'taki bomba, yok Tayyip şunu dedi, yok külli olmuş burası, yok saray yapmış, yok Suud ölmüş. Bakın bambaşka bir yerdeyiz biz. Aklımızı korumamız lazım. Şimdi su kirlendi, hava kirlendi, siyasetimiz kirlendi. Bize düşen tek şey aklımızı koruyabilmektir. Bizim aklımız sadece bize ait bir şey değildir. Benim aklımda annemin öğütleri de vardır. Geleneklerim de vardır. Ama dünyayı bu hale getiren, bu evrensel kültürü inşa eden bütün büyük filozofların, yazarların da burada şeyleri var. Bilinci var yani, öğrettikleri var. Güzel bir bina nasıl olur, iyi bir iş nasıl kurulur, şu suyu kirletmeden nasıl içeriz, eşit ve bölüşümcü. Şimdi bir cümle Hüsnü Hanım, bir cümle diyorum size. Siz bu ülkede bu çok ateşli, alevli, hareketli, burayı görüyorum, çok canlı bir muhabirsiniz. Siz Tayyip iktidarının eşitlik kelimesini kullandığını, bölüşüm kelimesini kullandığını, adalet, yani adaletsizlik karşısında vurgu yaptığını, eşitlik ve bölüşümü konuştuğunu bir bakanının, bir kendisi hiç gördünüz mü? Bütün bunları konuşacağız. Eşitsizliğe karşı bölüşüm değerleri. Şimdi bir ekmeğe bölüşmeden insanlarla nasıl kardeş olduk? Dindarız, kardeş olduk. Ya dindarsan ekmeğe bölüş de dindar ol kardeşim. Yani çorbanı bölüşmeden, ekmeğe bölüşmeden nasıl dindarlık? Ben sarayda oturayım ama dindarız kardeşiz. Ya nasıl oluyor sen saray, öbürü şey, teneke, gulübede? Olma yani, şimdi bütün bunları konuşturmuyoruz. Şimdi bu böyle yaşadığımız bir dünya içerisinde aklımız, ahlamız, dinimiz hepsi dibini bulmuş durumda ve karmaşık durumda. Bunun siyasi şeyini de söyleyeyim size. Çok yakın bir dönemde Türkiye'de büyük kitleler bütün bu pisliklere girmemiş temiz siyasetçiler arıyor. Arı, duru. Tam da çözüm dönemi, bakın. Suyun kirlenmesi, siyasetin kirlenmesi ve karmaşadan yorulma. Şimdi bazı şeyler var, kör düğümler var. Abi burada ne güzel yün yürüyor. Tertemiz yün, iğren, tertemiz bir insan. Ha şimdi Türkiye insanı böyle insanları arıyor. Ama bu medyada böyle tertemiz yün yiyen, kendi karnını kendi doyuran, kendi gücüyle hareket eden, kendini yeten insanlar da reklam etmiyor.
onları öne çıkarmıyor. Böyle bir sıkıntı, sıkışıklığın içindeyiz. Peki Nihat abi, son olarak yine gündemde de söyledim. Biliyorsun Doğu Perinçek'in yurt dışı yasağı kalktı. İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'in ve Strasbourg'a gidecek 28 Ocak'ta. Orada AİHM'de önemli bir dava görülecek ki 100 yıllık Ermenilerin tezleri var bunların üzerine. 1915'ten 2015 100. yıldır diyerek derin propagandalara giriştiler. Ve açıkçası davaya da iyi hazırlandıkları söyleniyor ki Türkiye tarafı da bu davaya çok iyi hazırlandı. Neler söyleyeceksin Yat abi? Çok büyük mahcubiyeti var, onu anlıyoruz. Dışişlerinin, AKP iktidarının Doğu Perinçek'e karşı çok büyük bir mahcubiyeti var. Hem görünürde destek vermek istemiyor ama hem de Doğu Perinçek'in tuttuğu bayrağın kendisi bayrağı olduğunu gayet iyi biliyor. Ve sıkıştılar yani. Bir de Doğu Perinçek'i hep böyle marjinalize etmişlerdi. Tüy kaka edip çok da saldırmışlardı ona. Ve bütün bu saldırılardan sonra da kalkıp bir özür dilemek ya da daha temiz konuşmak, Doğu Perinçek'le hani birebir yüz yüze konuşmak da işlerine falan gelmiyor. Güya o kibirli suratlarına yediremiyorlar. Ama Doğu Bey çok ciddi, çok bir milli davayı kucakladı götürüyor. Ve bu milli davayı de bu yoksulluklarla yapıyor. Yani uçak gidecek parası yok. İnsanların gidip uçakla gidecek parası yok. Ulusal kanal yayın yapacak. Bu yayını ödeyecek parası yok. İşte 20 bin, 30 bin, 50 bin dolar ödeyeceksin. Burada kimse, çalışan çocuklar para alamıyor. Bütün bu sıkıntılar içerisinde, yokluk içerisinde bu büyük mücadele veriyor. Bu takdire şayan tabii. Fakat bir de başka bir şey. Şimdi bu mesela Hrant Dink'in anma gününde çok, bana sorarsan, saygısız bir şey yaptı Hrant'ın arkadaşları. Başından beri bu davayı bir cemaatle nasıl bir ilişki içindeler tam bilmiyorum. Ama bildiklerimi biliyorum da belgeleyemeyeceğim için, hani birebir biliyorum nasıl bir ilişki içinde olduklarını. Televizyonda konuşurken belgelemek zorundasın. Şimdi pankart açmışlar, işi soykırıma falan, Hrant'la soykırımın ne alakası var, oralara falan götürdüler işi. Tabii Ergenekon'un bir siyah yalan olduğu ve hepsi altında kaldılar bunun. Hrant'ı bize üstümüze yıkarken çok güzeldiler. Of ne güzel, özgürlük kahramanıydı hepsi. Şimdi Hrant'ı kendileri öldürdükleri çıktı ortaya. Bunu da söyleyemeyecek kadar da şey insanlar. Yani söyleyemiyorlar bunu. Söyleyemiyorlar. Ama biz bunu söyledik. En zor günlerde söyledik. Doğu Bey söyledi, Ulusal Kanal söyledi. Birçok CHP'li söyledi, bizler söyledik. Soylu yazarlar söyledi. Ben şeyi söylüyorum, bu siyaset istediği kadar karışık yerlerden giderse gitsin, bizim kafamızı karıştırmayacaklar. Bizim bayrağımız çok temiz, çok net. Üstündeki kan, ay yıldız, haritamız çok net. Milli birliğimiz, egemenliğimiz, bütün bu kavramlar konusunda bizim aklımızla oynayamazlar. Bizi tereddüte düşüremezler. Ben iddia ediyorum, cemaatin oyuna giren herkes, dün veya da bugün, bu pisliğe ve karışıklığa giriyor. Gördüğünüz işte Nazlı Hoca'nın bile ismi CHP'de gezmeye başladı. CHP Nazlı Hoca şey yapıyor, milletvekili göstermeye çalışıyormuş. Halk TV'de Barış arkadaş söyledi. Başka yerlerden de bunlar geldi. Bunun fikri bile ne kadar korkunç bir yere girdiğini gösteriyor. Bu karışıklık için Türkiye ne kadar karışıksa iktidar, CHP'si de cemaatle ya da başka ilişkilerle bu kadar karışık bir hale geldi. Kendi seçmenine şey yaptı, ihanet etti. Ama %25 var. Kurumsuz, partisiz bir direnen %25 var. O %25 ile CHP oynayamaz. Bu nazlılacaklar bilmem nelerle. O kitleyi kandıramaz yani. Karmakarışık bir hale geldi. Başından beri Nihat Genç, yola çıkıyorum. Boynuma insanlar sarılıyor. Gerçekten. Benim gibi nice insana sarılıyor boynuma. Hepimizin boynuna sarılıyorlar. Bunun tek bir şeyi var. Cemaati ilk gençlik yıllarından beri gayet iyi biliyorum. Bu siyahın hiçbiriyle yan yana gelmedim, yakınında durmadım. Ama şunu gözledim, kim yanına gelmişse hepsi zehirlendi. Hepsi pislik ve karmaşan için. Şimdi niye Nihat Genç'e bir şey diyemiyorlar? Çünkü hepsi kirlendi, girdi o pis gizli oynak. Liberalleri girdi, gazeteleri girdi. Hrant'ın birçok arkadaşı girdi, hepsi değil. Birçok arkadaşı girdi. Ve Türkiye'yi şu anda böyle bir pisliğin içinde Türkiye, CHP dahil. Evet, Nihat abi, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya tekrar zaten burada olacağız. Yine önemli konularla görüşeceğiz. Değerli izleyenlerimiz, biz ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, mutlu akşamlar. Yoksa aynı şeyleri söyle, bunların şeyi kalmaz. Bağlama aynı. Yapısal dediğimiz de bu. O başka bir şey.